Sabah sabah şaka mısın biricik ya? Evet. Housekeeping. Banyodan başlayın. Ben de çıkıyorum zaten. Okuldasın değil mi? Okuldayım kardeşim, okuldayım. Sen? Sence? Yani kardeşim, bence sen daha ben otelden çıkmadım deme. Daha yeni kalktım Burak ya. Ya kardeşim sen ne gevşek adamsın ya, ha? Bak şu Salim Hoca'nın dersinde üçtürük kaçırıyorsun ha. Hızmızlanma Burak. Bir dinle. Hadi, söyle ne söyleyeceksin? Sen benim yerime imza atsan, benim yetişmeme imkan yok da. Ben şimdi derse giriyorum kardeşim. Bilmiyorum, bakarım yani. Söz ver. Diyorum kardeşim. Yani atabilirsen atarım tabii. Niye atmayayım? Aslan kardeşim. Hadi göreyim seni. Hadi hadi bırak sen şimdi ya çekmeyi. Ben derse giriyorum şimdi, tamam? Görüşürüz. Ben çıkıyorum, içeri geçebilirsiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? 1140 numaralı odada içeride çantamız kalmış. Evet. İşte onu almaya geldim. Bir saniye. Dimitri Karayev siz misiniz? Hayır, Mısır Karayev patronum olur. Kendisi sonradan fark etmiş çantayı unuttuğunu, beni gönderdi almak için. Ama burada çalışmıyor, açmadı kapıyı. Check-out sonrası oda kartları iptal edilir. Açmaması çok normal. Ben çantayı buldum, ilgili birime de bildirdim. Merak etmeyin, güvende. Süper, alayım o zaman. He yok, o öyle olmuyor. Yani size veremem. Otel kurallarına aykırı. Saçmalamayın, verin işte uzatmadan. Patron bekliyor dışarıda, hadi. Beyefendi veremem diyorum. Patronunuz kendisi gelsin alsın bir zahmet. Gelirken de kimliğini getirmeyi unutmasın yalnız. Saçmalık yani. Mr. Karevi bu için buraya çağırmak falan. Üzgünüm, yapabileceğim bir şey yok. Çıkar mısınız odadan? Güvenliği çağırtmayın bana. Ben çantayı resepsiyonuna teslim ederim. Olmaz. Çanta önemli. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Bu yaptığınız suç şu an, farkında mısınız? Çantayı teslim ederim diyorum. Bırakır mısınız arabayı? Çanta önemli. Sen benim patronun kim olduğunu biliyor musun? Bana ne be? Kimse kimsenin patronu. Çantayı bırakacağım diyorum. Çıkar mısınız olmaz odadan? Çantayı vermeden sen de ben de buradan gidemeyiz. Bırakır mısınız şu arabayı? Ya saçmalamayın. Çıkar mısınız odadan? İvan! Что ты делаешь? А ты иди. Ben Dimitri Karayev. İvan'ın tavrı için özür dilerim. Aslında kötü niyetli değil. Çantada önemli şeyler var. Beyefendi bana ne çantanın içindekinden? Ben sadece kimliği görmeden veremeyeceğimi söyledim. Kimliğinizi görebilir miyim ayrıca? Buyurun. Çekilir misiniz?
Benim şiftim bitmek üzere. Okula geç kalıyorum zaten. Patkani maşino. Sera, Ivan seni götürür. Hayır canım, ne münasebet. Gerek yok, ben kendim giderim. Teşekkürler. Sera, bunu bir özür olarak kabul et. Ben otel müdürüyle konuşurum. Bak, okula geç kalıyorum diyorsun. Tamam, teşekkür ederim. Sonradan benim başıma bela olmasın ya. Of Serra, of niye kabul ettin ki zaten? Yok artık. Buyurun Sera Hanım. Okula bununla mı gideceğiz cidden? Sera Hanım, bilmezseniz kovulurum. Geldik. Ben ineyim burada. Müsait bir yerde ineceğim diyorum. Kesin Selim çıkacak, var ya görürsünüz. Yok artık canım, daha neler. Of! Buyurun Sera Hanım.
Teşekkürler. İyi dersler. Serra. Bu kız da kim? Tanıyor musunuz? Tanıyorum ben bu kızı ya. Alt sınıflardan, mimarlıktaydı galiba. Limuzin nereden çıktı? Ona bir şey sorma şimdi, tamam mı? Zaten derse de yetişemedim. Ben bir kafeteryaya gideyim, sonra sana anlatacağım her şeyi. Tamam. Biricik, sana yeni rakip gelmiş gibi gözüküyor. Rakip ha, bu kız. Abartmaya bayılıyorsun Burak. Hadi kafeye kızlar. Ödev işimi halledeceğim. Ne ödevi ya? Biricik sen yine parayla ödev yaptırdın değil mi? Ben yine parayla ödev yaptırdım. Değil mi? Dedim. Hatta şimdi gidip teslim alacağım. Çok iyi yapmışsın. Güzellik uykusu dururken ödev yapmak biz fanilere mahsus bir iş Burak. Aynen öyle. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Kulübümüz ününe gel. Sonra burada takıl. Çok saçma. Ay ne dedin ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Bir an evvel işimizi halledelim çıkalım diyorum. Ortam çok bayık. Hep bu kız getiriyordu sana ödevi. Şimdi niye getirmedi ki? Tatlısı. Biraz stratejik olmak lazım değil mi? Yani insanlar kendine değer verildiğini hissederlerse daha çok çaba gösterirler. Okey? Okey. Neredeler? Hah işte oradalar. Ben kaçtım. Aa, şu limuzinle gelen kız değil mi ya? Hani? Nerede? Şu kasadaki ya. Aa, o muydu? Sen söylemesen fark etmezdim. Hani neyse. Selam. Selam Biricik. Ödevleri alabilir miyim? Tabii. Ne haber? İyiyim. Sen? İyi, iyi ben de. Teşekkürler. Şey değil. Hadi gidelim. Bitti mi işimiz? Bitti. Ya kızlar bir 5 dakika şunun yanına uğrasam kimmiş gerçekten çok merak ettim. Ay sadece merak ettin yani. Öf, anladık ya çok uyanıksın sen. Ya bizim vakfın yardım yemeği biletlerinden satarım belki buna 5-10 tane. Tamam sustum ben. Aynen Zeynep ya. İyi hadi sen git tanış. Biz bekliyoruz burada. İyi tamam. Gidiyorum bekleyin. Çok uzatma. Sanmıyorum ama. Merhaba. Eda ben. Baksana. Çok yakışıklı yine. Aslında şu çocuğu görmesen psikolojin düzelecek kızım ya. Haddini bil istersen. Ne yalan mı? Yalan tabii. O bana iyi geliyor. Artık uzaktan da olsa gözümüz gönlümüz açılıyor şekerim. Ay gören de eski sevgilin sanacak. Alt tarafı 2 defa yemeğe çıktınız. Abartma istersen. Oo, Selim Kutlusay beyefendi nihayet teşrif edebildi. Oğlum dur ya. Yeni geldim. Kafam almıyor. Nasıl lan bu dünkü parti? Ha? Oğlum bak kabul et. Kusursuzdu. Burak Bey. Ha? Nereden geliyor bu enerji? Yani kardeşim şimdi eğer ki enerjini nereden alacağını bilirsen bütün dünya koca bir şarj aleti. Hmm. Gerçekten. Evet. Bu arada. Ha? İmza işini hallettin inşallah.
İmza işi vardı değil mi ya? Neyse ki hoca imza istemedi. Hadi yine iyisin. Hemen sinirleniyor. Hemen. Ne ders var? Aa, bilmiyorum ki. Bayağı disiplinlisin ama. Ha? Yani Eda, 5 dakikaya geliyorum diye gittin, gelmek bilmiyorsun. Aç ettin bizi. Ya biz ders sohbetine daldık da Serra'yla. Sor Canikocuğum. Ah Serra, bu arada ben seni Zeynep ve Biricik'le tanıştırayım. Selam. Selam. Kaçıncı sınıftaydın Serra sen? 1. sınıftayım. Bölüm? Mimarlık. Aa, ben de 3. sınıftayım. Öyle mi? Yani aslında moda okumak istiyordum ama babam mimarlıkta ısrar edince mecburen. Okuldan sonra işlerin başına geçmemi istiyor. Seninki de baba mesleği. Aa, sen sizin soyadınız neydi? Hı? Yıldırım. Yıldırım. Biliyorum sanki soyadı. Duymuştum. Hangi sektördeydiniz siz? Gıda mıydı? Yok. İnşaattı sanırım, öyle mi? Yok, sen başkasıyla karıştırdın herhalde. İlk tercihimde kazandım. Ay bak, ne iyi oldu tanıştığımız. Biz takipleşelim Serracığım. Senin sosyal medya hesabın neydi? Yok öyle bir hesabım. Nasıl yani? Ay, anneannemin bile var. Ne tuhaf kızsın sen Serra. Yani var da aktif olarak kullanmıyorum diyelim. Bir şeyler atıştıracağım ben. Siz de ister misiniz? Yok. Sen yemeklerini dışarıdan getiriyorsun. Hı hı. Otelden getiriyorum. Hı hı, iyi yapıyorsun. Afiyet olsun o zaman. Hı. Biz kaçalım. Hadi kızlar. Tabii. Hadi. Ay ama unutmadan Serracığım, şimdi bizim vakfın yardım yemeği şeysi var. Biz onun biletlerini satıyoruz da sana da bir 3-5 tane versem alırsın belki. Yok. Ben bütün ek geliri kaynaklarımı sokak hayvanları için kullanıyorum. Hmm. Tamam. Biz gidelim. Eda'cığım sen de üzülme. Ben elinde kalan biletleri alırım. Ne olacak canım? Alt tarafı 5 tane bilet, değil mi? Neyse. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bye bye. Kızlar, bu neydi böyle ya? Çok tuhaf bir kız hakikaten. Ne bekliyordunuz acaba? Limuzinle okula geldi diye gözünüzde büyüttünüz. No name Anadolu Kaplanı cimri kızı işte. Yani bu arada kesin bir fake hesabı var. Yani kesin stokluyordur birilerini, öbür türlüsü mümkün bile uzatma değil. Uzatma Eda, uzatma. Sen ne bekliyordun acaba? Hiç tanımadığın birine dilenci gibi bilet satmaya kalkarsan böyle olur işte. Yürü, tamam hadi yürü. Kardeşim, bugün okula bir kız geldi. Dubai olmadı Kuveyt'in. Bağrından kopmuş, bizim okulun bahçesine çat diye düşmüş kız. Siyah bir limuzinle bıraktı hatta şoförü okula. Çok tuhaf bir tip. Hanımefendi yemekleri beğenmediğinde yanında hazırlatıp getiriyor. Gerçekten mi? Ya bir de üstelik efsaneciğim yani. Öyle böyle değil, anlatırım. Ben bir şeyi merak ediyorum. Sen bu kadar detayı nasıl öğrendin bir anda? Benim bir şeyi bilmemem demek, öyle bir şeyin hiç var olmamız demek. Biricik'ten alabeli kardeşim. Her zaman. Ay hadi. Arka tarafa geçelim de benim uykum var zaten. Biricik. Ay. Ay. Yapışmış yine sevgilinin sülük gibi. Sen de. Selin, proje ödevini yaptın mı? Öyle bir ödev mi vardı? Yapma, haftaya teslimi var. Başlamadım deme. Başlamadım. Tamam. Hafta sonu ben sana geleyim o zaman. Birlikte yapalım, halledelim. Ne dersin? Bakarız. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, beyler, bayanlar. Günaydın. Günaydın. İki lafı bile bir araya getiremiyorum. Hayır, hiç mi görmüyorsun? Anlamıyorum ki. Ya oğlum tamam da sen de şimdi hem güzel, hem zeki, hem anlayışlı dersen bu liste böyle uzar. Aa. Oğlum o ne? Bu ne abi ya? Kardeşim, bekliyorum diyor ha. Çok iddialı.
Kim bu gizli ayran? Ne bileyim oğlum kim ya? Ben sana bir şey söyleyeyim bak, bu hiç arkadaşlık bir mesajmış gibi durmuyor. Yine iyisin ben söyleyeyim. Arabanın camını mahvetmiş. Arabanın camını mahvetmiş. Ya millet aşkından geberiyorsan hala arabanın camının derdindesin mi oğlum? Yuh. Ne yuhu Burak? Bizi garip garip partilere sokuyorsun abi. Enteresan insanlarla tanışıyoruz. Sonu bu. İşte enkaz edebiyatı. Aa, hafişek yine bana patladı yani. İyi tamam hadi bende patlasın neyse. Bana gidiyoruz değil mi? Aa ben gelemem. Babamlar geliyor yarın, evde olmam lazım. Seni Hanım'ın Dubai tatili bu kadar çıkmıyordu şimdi yani. Ya Selim tamam sen eve yarın gidersin. Oğlum sen bana söz vermedin mi? Bana gelecektin. Turnuva yapacaktık. Abi iki kişi turnuva mı olur ya? Kardeşim iki kişi olacağımızı kim söyledi? İyi madem. Sendeyiz. Selam. Hoş geldin Selimciğim. Oo Selim Bey. Hoş geldiniz. Yüzünüzü gören cennetlik. Oğlum sen neredesin ya? Hay bize ise tavrın. Tadilat biter bitmez biz gideceğiz kendi evimize. Ya abi senin bu karının alınganlığı nedir ya? Hakikaten Nil abartma sen de. Anlat bakalım ne var ne yok? Hiç. Bir şey oldu yok. Okul nasıl? Dersler falan? Ha niye gülüyorsun Selim? Ya abla bütün gün aynı okuldayız. Sonra yine aynı eve geliyoruz ama konuştuğumuz şeylere bak ona gülüyorum. Tamam işte onu söylüyorum. Okulda seni gördüğümüz yok. Akşam da eve gelmiyorsun. Ben de o yüzden yakaladım konuşuyorum. Genç adam bilgi mesretme çocuğu. Sen karışma ama Amerika'daki okulda çok fazla dönem kaybettin. Yani babamın sınırlarını lütfen zorlama artık. Azıcık kendine çeki düzen ver Selim ya. Tamam mesaj alınmıştır ablacığım. Kendime çeki düzen vereceğim. Kutlu Say soyadına yakışır bir evlat olmak için çalışacağım. Şimdi izninizle iyi geceler. Ya gençlik böyle bir şey işte. Biz de genciz sevgilim ama babamın tepkilerini sen biliyorsun. Merak etme aşkım. Ben okulda takipteyim Selim. İyi. Yarın mıydı bizim doktor randevumuz ya? Evet. Üçüncü deneme. Olur. İnşallah bu kez olur. Stres yok sevgilim. Bak ülkenin en iyi tüp bebek ekibiyle ilerliyoruz. Biliyorum ama işte yine çok heyecanlanıyorum. Ben senin o heyecanın yerim. Gel bakayım. Merak etme sevgilim bu sefer olacak. İnşallah. Hayri abi iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Nasılsın? Okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor gibi. Bana 2 kilo domates 5-6 tane patlıcan seçer misin? Sen seçsene kızım. Sen daha iyi seçiyorsun ama. Tamam. Selra, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey, domates mi alıyorsun? Hı hı, domates alıyorum. Başka bir şey var mıydı kızım? Yok abi, sağ ol. Şey, ben istersen yardım edeyim eve kadar. Buyur kızım, buyur. Yok canım, 2 parça şey ne gerek var? Ne kadardı abi? 15 yeter kızım. Şöyle verdim. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Serra. Oğlum, sana kaç kere söyleyeceğim. Kızı ne zaman görsen başın ayrı oynuyor. Kız rahatsız oluyor belli, yapma oğlum. Ya baba ne yaptım ya? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Yahu madem kız da gönlüm vardı okuyacaktın oğlum. Öyle serseri serseri dolaşmayacaktın. Mimar çıkacak kızın. Koca diye koluna manav taktığı nerede görülmüş? Baba Nusret de kasap ona bakarsan. Bütün dünya peşinde koşuyor adamı. Ya ne yapacaksın? Hıyarın yeşilliğin üstüne suyu böyle böyle mi atacaksın? Ha? Böyle böyle mi? Geç içeri topla hadi geç. Sanki onca insan boşuna okuyor. Yürü. Ya baba ya. Thank you.
kankacığım. Çok olmuş. Sanki. Ay dikkat et. Dikkat et, düşeceksin. İlaçlar sersem yatıyor seni, biliyorsun değil mi? Ben bu tatlı sersemlikten gayet memnunum çocuğum. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Binnaz ablalar ne zaman dönüyor? Ne zevk alıyorsun şu mutfak işlerinden anlamıyorum. Ben istemem. Kime çektiysen acaba? Bırak, yorma kendini. Ben yapmayayım da kim yapsın? Hadi. Hadi bakma öyle. Gel, çorba var içeri sıcacık. Yok, istemiyorum. Acıkmadım ben. Abin gelsin, onunla yiyeceğim. Tamam, bir şey demedim. Rüyamda gördüm, yedi. Çıkamadım etkisinden. Çıkıverdi öyle birden ağzımdan. Ters ters bakma sen de hemen. Hı hı. Sen çok seversin ya çorbayı. Ben ısıtıp geliyorum hemen. Günaydın. Gel. Gel kızım. Gel. Miti gel. Miti gel. Gel. Gel kızım gel. Günaydın.
Hadi gel. Bekle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Rıfat. Ne var ne yok? Her şey yolunda efendim. Bıraktığınız gibi. Evde biri var mı? Nil Hanım uyuyor. Onur Bey işte, Selim Bey de. Kim bilir nerede? Kesin biz yokken eve uğramamıştır. Efendim, açıkçası geliyor da kalmıyor. Ya hayatım zaten genç çocuk, kalmasın. Hadi gel. Yol yorgunuyuz, biz biraz dinlenelim. Olaylara gel. Aa, sen git koskoca Rus milyarderine kafa tut. Sonra bir de adamı ayağına kadar getirt falan. Oho. Prosedür neyse onu yaptım ben. Heh, prosedürmüş. Yerim senin prosedürünü. Pınar. Ay ne be, yalan mı? Adam koca limuzini sana tahsis etmiş işte resmen. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl sen o limuzinle okula girdiğinde ne biçim havan olmuştur ya. Orasını hiç sorma zaten. Okuldakiler var ya, kesin beni bir şey sandılar. Hayır, bu devirde kim kızını okula limuzinle gönderir ki? Olsa olsa Arap şeyhinin kızı falan demiştim. Vallahi aklın varsa bu zenginin rolünü oynarsın. Bir güzel etinden sütünden faydalanırsın. Heh, tam adamını buldun zaten zengin rolü kesecek. Aman, bir limuzine bindim diye dünyam değişmeyecek ya. Limuzin değiştirir kızım. Hey millet, selam. Evet, şu anda canlı yayındayız. Bakıyorum 3 kişi olduk bile. 5, 6, 10, 12. Evet, çok güzel gidiyoruz. Bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Asla pişman olmayacaksınız. Şimdi, her zamanki gibi dün gece eğlencenin dibine vuruldu. Eğlence denince akla ilk kim geliyor? Hemen yazın. Bakıyorum. Sen tabii ki ben. Benim dışımda. Bu arada 89 kişi olduk bile arkadaşlar. Şimdi, eğlence denince akla gelen o ikinci isim. O benim dostum, kardeşim. Turnuvalardaki en büyük rakibim, karşınızda Selim Kutlusay. Selim Bey. Ulan git başımdan abi. Şu anda canlı yayındayız ama bakıyorum tam 337 kişi bizi izliyor. Ne canlı yayını ya? Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Ver, kapatmayı da bilmiyor, ben kapatacağım. Ne yapayım oğlum? Seni uyandırmaya çalışıyorum, uyanmadın, kahve bile yaptım sana. Bırak git. İyi, ben halim varsa gör. Hadi. Sezai Bey, beni çağırmışsınız. Ha, gel Serra, otur şöyle. Mr. Karayev'le tanışmışsınız. Şey, Sezai Bey, yani ben prosedür ne gerektiriyorsa onu yaptım. Size olayı nasıl aksettirdiler bilmiyorum ama... Sen Dimitri Karayev'in kim olduğunu biliyor musun? Kendisi çok ünlü bir pırlanta tüccarıdır. Senin dünkü sorumlu davranışın çok hoşuna gitmiş. O yüzden de gelip beni tebrik etti. Senin gibi bir personelimiz olduğu için. Bunu da sana bıraktı. Ufak bir meblağ. Teşekkürüm ayetinde. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Pınar, sen ne zaman fanatik oluyorsun bakalım? Fanatik ne ya? Fanatik değil Ahmet abi, fenomen, fenomen.
Aman be kızım, neyse ne işte. Vallahi şöyle söyleyeyim Ahmet abi, her an bomba gibi patlayabilirim. Hadi bak saat kaç oldu? Git de şu büfeyi toparla. Geç mi kaldın seninle okula? Evet. Hayır, normalde ışınlanmam lazım ama o da henüz keşfedilmedi. Ha Serra. Ben de çıkıyorum kızım. Havalarından birilerini karşılayacağım gene. Seni de okula bırakıvereyim, yolumun üstü zaten. Sahi Ahmet abi ya, iyi ki varsın. Hadi bakalım. Müdür Hazretleri ne dedi sana? Vallahi çatlıyorum meraktan, anlat hemen. Merak edilecek bir şey yok Pınar. Şu Rus misafirle ilgili. Ben detayları sonra anlatırım sana, tamam mı? Hadi Serra. Bak bu geveziye takılırsan ben bile seni okula yetiştiremem, söyleyeyim. Serra, öğle yemeğin hazır, unutma. Süpersin Veysel abi. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Sağ ol. Ay hadi kalkalım, sıkıldım. Hadi. Senin neyin var şekerim? Böyle bir şey atarlanmış gibisin sanki. Selim'e sinir oluyorum. Arıyorum açmıyor falan. Bir dakika. Selim senin telefonlarına çıkmıyor mu? Selim benim telefonlarıma cevap vermiyorum dedim sana. Hı? Lafı nereden çıkarıyorsan. Öyle demedi mi? Demedim. Ay Zeynep, bu çocuktan hoşlandığını söyleme sakın. Ay tipe bak. Ay, hiç yakışıyor mu sana? Azıcık benden bir şeyler öğrensen keşke. Senden öğrenecek bir şeyler olduğunu düşünmüyorum belki. Ne dersin? Ayrıca yani bu zamana kadar düzgün bir ilişkinin olmaması konusuna girmiyorum bile. Erkekler konusunda ne yapacağını bilememe, panik olma hastalığı kronikleşmiş sende. Hülya nereye? Evli mutlu çocuklu düğmene bastın yine biricik. Aa, ne oluyor be? Ay pardon şekerim. İyice yabanilerin arasında kaldık, tipe bak. Sus, sus, kolum acıyor. Yürü. Koş bak, koş bak. Tamam, teselli etme beni.